diğer mesele, Allah aşkına memleket ne hale gelmiş. Yine söylemek zorunda kaldık. Dilan Polat diye bir zat var. Habire gündemimize giriyor. Neden? Çünkü yaptıkları, söyledikleri çoluğun çocuğun ekmeğinden çalınmış şeyler. Kendisini kocası hakkında çıkan iddialardan sonra gözyaşları içinde açıklamalarda bulunmuş. Ya bunu biz gibi insanlara nasıl yakıştırırlar ya? Biz ne yalanını, vatanını, milletini, devletini gerçekten seven insanlarız. Vallahi ben bilemem. Gerçek şu, sizin mail order vesaire işleri yaparak, gizli karanlık işlerde olarak Türkiye'den zenginliğinizin araştırılması gerekiyor. Ben her zenginden kuşkulanırım. Her zenginden kuşkulanırım. 100.000 lira yardım yapıyorum, ayda 1 milyon lira kazanıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum vesaire, uçak düğünleri falan. Her kimse kaynağını göstermeli. Çünkü büyük zenginlik namuslu bir şekilde olmaz. Büyük zenginlik namuslu bir şekilde olmaz. Neden kardeşim, biz gerizekalı mıyız, aptal mıyız? 52 yaşındayım, 12 yıllık araba kullanıyorum. Kıçı kırık bir tane evimiz var. Ben emekli bile olamıyorum. Türkiye'de bir dönemin en ünlü gazetecilerinden biriyim. Bizim niye ay sonunu zor getiren bir hayatımız oluyor da, ki ben yine iyi koşulda yaşayan ailelerden biriyiz biz. Türkiye koşullarına göre. Millet yani gerizekalı mı, aptal mı? Ya benim babamın emekli maaşı 8.000 lira. Siz ne diyorsunuz Dilan Hanım? 8.000 lira ya, ayıp. Ayıp. Bir ülkede 8.000 lira para vererek bir insana yaşa diyorsanız ona öl demiş oluyorsunuz. Siz ne anlatıyorsunuz bize? Çıkartın o zaman. Denetleme isteyin. Uluslararası bağlantılara da bakalım. Türkiye'de şu kadarcık fatura yolsuzluğu yapanın tepesine biniyor millet. Devlet. Sizin de tepenize binsin, gelsin, araştırsın. Bir şeyiniz yoksa tamam. Yani ağlayarak vesaire bu işler olmuyor Dilan Hanım. Bu ülkenin çok büyük bir kısmı aç açık yaşıyor. Çoluk çocuk okula aç açık gidiyor. Analar, babalar, okullar açıldı. Kalem, defter, kağıt, çorap, ayakkabı, hiçbir şey alamadı. Yani şimdi böyle bir ülkede ben zengin olan herkesten kuşku duyarım arkadaş. Bu zenginlik de bazıları diyor ki ben de patronum. Ya gerizekalının alemi yok. Yanında 7-8 kişi çalıştırıp kendini patron zanneden ahmaklardan söz etmiyoruz biz. Beşli çetelerden söz ediyoruz. Yolsuzluk yapanlardan söz ediyoruz. Devlet ihalelerini alanlardan söz ediyoruz. Orta Doğu'daki petrolü alıp hukuksuz bir şekilde götürenlerden söz ediyoruz. Başka bir şey söylüyoruz yani. Allah Allah. Yani şimdi dönüp de zenginlik dediğimiz zaman 2 tane evi olan, 3 tane evi olan insan kendini zengin sanmasın. Bizim bugün zenginlik dediğimiz şey o değil. Tabii 2-3 evin varsa iyi, Allah bereket versin de mesele o değil. Milyarlarca dolanlık servetler var. Her şeyi sattılar ya, her şeyi sattılar. Böyle bir şey olabilir mi? Her şeyi sattılar. Vatan topraklarını satıyorsunuz. Kimlere sattığınız da belli değil. Dolayısıyla Dilan Hanım, ağlayacağınıza ben sizi suçlamıyorum. Açın defterleri, gelsin müfettişler. Topluma açık. Bakalım para nereden gelmiş? Boğazınızdan geçen para çoluğun çocuğun nafakasıysa eğer, zaten sizin de başınızı yastığa koyamamanız lazım. Bunun da altını çizmek istiyorum.